Merhaba arkadaşlar, bugün günlerden çarşamba. Hafif yağmur çiseliyor, bok gibi bir gün. Evet, affedersiniz ama hani böyle açmak istemezdim video, bok gibi bir gün. Hastayım. Bunun ötesinde dik duramıyorum yani. Dik duramıyorum arkadaşlar. Bu kadar soruna camda buhar yaptı. Böyle sorundan bahsetmemiştim az önce. Böyle bir sorundan bahsetmiyorum. Şuraya düğmeye basın, buradan geçersiniz. Evet, bugün diyeceksiniz ki ulan bir aydır yoksun, bir aydır yoksun, hiçbir şey olmamış gibi video çekiyorsun, gelmişsin buraya. Altında başka motor var, orada başka motor var, burada başka motor var. Iron 5'e ne oldu diyeceksiniz. Iron 5'i sattım arkadaşlar. Evet, Iron 5'i sattım. Önceki 8 tane motorumun başına geldiği gibi Iron 5'i de sattım. Önceki 8 motorumdan sonra başıma gelen yeni motor almış olayı henüz daha yaşanmadı. Bu çünkü benim motorum değil. MX 155 yeni kasa. Öyle sağ olsun bugün verdi bana ama işe gidip geldim çünkü motorsuzum. Çok kötü bir ismiş. Gerçekten bu motorsuz olduğum günlerde motorun şeyini bir kez daha yaşıyorum böyle. Yokluğunu bir kez daha, değerini anlıyorum. Sağdan gideyim ben. Muhtemelen minibüs kapıyı açacak ama kontrollü gideceğim. Açmadı. Çünkü kontrol etmeseydim açardı. Ya Doblo, ana yoldayız. Göz göze de gelmezsin ya. Ben sabahın 8.30-8.40'ında ben seninle karşılaşmak zorunda mıyım? Gel abi, bir yüz yüze bir tartışalım bu konuyu. Arkamızda da hazır ambulans var, başıma bir şey gelirse. Yani derdin ne oğlum senin? Derdin ne? Senin şu iki tekerlekli icatlarla derdin ne? Hayır, kaşlara çatık bakıyorsun. Bir tık korkmuyor değilim ama yani senden korksak motora binmeyiz. Şöyle yolunda efendi efendi gitmek. Şu Doblo camiasında en efendi giden sensin. O da çekici üzerinde. Ambulans da bizi solladı. Ama siren miren dırınk 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 yoktu. Hani olsaydı zaten yol verirdim ben sana dayı. Bir aciliyetin yok anladığım kadarıyla. Taksiye bile dırınk 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 yapmıyorsun. Ama bu MX'i çok özlemişim ya. Gerçekten şu şehir içindeki kıvraklığı, böyle aralardan derelerden rahatça girip çıkması mükemmel bir şey ya. Ambulansı sollayıp önüne geçmek de bana vatan haini gibi geliyor ya. Utanıyorum yani biraz. Gerçi bunun aciliyeti yok. Bunun önüne geçsem herhalde bir şey demez ama işe de geç kalacağım. Böyle bekleyeceksin. Aa bak, stop etti. Aa stop etti. Aa geldi gaz. Ha doğru, bunda şey vardı. Start stop vardı. Ha unutmuşum ya. Motordan uzak kala kala. Hayır vallahi bak, bir şey diyeyim mi? Çok çaba sarf ettim. Yemin ediyorum bayağı çaba sarf ettim ama bir yere kadar. Bir yere kadar, çünkü senin aciliyetin yok. Aciliyetin olsa ben de geçeyim önüne, seninle beraber yolu açalım. Hiç mühim değil ama belli ki sende öyle bir aciliyet yok yani. Alışkanlık diye arada bir dat dat yapıyorsun, yandan geçmeye çalışıyorsun, bu. Aman abi, sakin sakin gideceksin, sakin sakin yolunda. Kimseye karışmıyor, Doblo'lar hiç karışmayacaksın zaten. Adamı bıçaklamışlar ya, geçen gün adamı bıçaklamışlar yolun ortasında. Adam bir tane öyle pick-up mı deniyor ona bilmiyorum. Kamyonet tarzı, arkası açık. Yağmur da hızlandı mı ne oldu? Pick-up tarzı bir şeyle yolda gidiyor. Motorda ama o yani öncesini görmüyorum gerçi. Yolda gidiyor mu, duruyor mu onu da bilmiyorum açık. Arabanın yanına gidiyor, kapının önüne. Adam da bağırış çağırış falan. Aa adam içeriden bıçağı alıyor. Bıçağı alıyor gidiyor abi. Domates gibi ya. Zank. Adama takıyor bıçağı. Bu kadar rahatlık, bu kadar vurdum duymazlıkla bir insan nasıl bıçaklanabilir ya? Bıçaklanmaya geçtim ama bıçak çekmek bile bu kadar rahat olmamalı yani. Yanında da artık annesi mi var? Bir şeyi var yani o arabadakinin yanında yani. Ailenden birisi yanındayken böyle bir şeyi zaten yapman ayrı bir şey. Çok tehlikeli gerçekten yani. Trafikte eyvallah diyeceksiniz, geçeceksiniz arkadaşlar. Ben bu tabiri çok seviyorum ama höt diyene göt demeden eyvallah, kral sensin, en büyük sensin, yol senin, devam hocam diyeceksin, devam edeceksin. Ha bazı durumlarda evet, cana kastedilen durumlar oluyor. Orada ister istemez hani o anki adrenalinle kavgaya odaklı olabiliyorsun ama o zaman da artık kısmetine inşallah bıçaklanmazsın ya da vurulmazsın. Bir tane daha vardı öyle Adana'da, yolun ortasında. İki tane araba yan yana geliyor. İzlemişsiniz gerçi bunları da. Anlatıyorum, kendi kendime konuşuyorum ya. Kaşkay'dan adam iniyor sopayla, üç tane adamı kovalıyor. Adamlar kaçıyor, sonra dönüyor Toros'un arkasında bagajı açmaya çalışıyor. Şimdi otomatik kapı olmadığı için bagaj anahtarla açılıyormuş Allah'tan. Komik ama gerçekten çok korkunç yani. Bagajı açamıyor falan. Adam tam arabaya bineceği zaman diğer adam. Bu gidiyor arabadan anahtarı alıyor, bagajı açıyor. Pompalı tüfek çıkartıyor. Diğer arabanın arkasından sıkıyor. Yani kimin silahı kimden güçlüyse o kazanıyor arkadaşlar. Öyle bir dünyadayız yani. Silahınız yoksa da zaten tırt.
Şinanay, Şinanay'sınız yani, Şinanay. Yani ya hapse gidersiniz ya mezara gidersiniz. İkisi de tercihim değil, Allah korusun. Yolumuza bakın, trafiğinize bakın. Sinirlenmeyin ya, sakin yani. Bu trafikte her gün olabilecek şeymiş gibi yaşayın bunları. Hazırlıklı yakalım. Hazırlıklı olunca sürpriz gibi gelmiyor. Sürpriz gibi gelmeyince de sinirlenmiyorsun. Bak mesela bu adam atlayabilir. Eğer atlasaydı sinirlenmezdim. Çünkü bekliyordum böyle bir şeyi. Beklentili olan şeyler genelde daha az sinir ya da sinir yaratmıyor. Ama bu trafikte cidden hani yanından geçtiğimiz herhangi bir adam ruh hastası olabilir ya. Belinde silah olabilir, yanında silah olabilir, bıçak olabilir, el bombası olabilir, roketler olabilir. Golfe sığmayabilir ama hani... Olabilir yani, bunlar olası şeyler. O yüzden siktir edin ya. Hani affedersiniz ama siktir edin. Kimseye bulaşmayın ya. Kimseye bulaşmayın. Yolunuzda ya. Benim bu şeylerle ilgili zaten bir çözümüm var. Yani anca öyle düzene girerse gireriz. Öyle biraz kültür eklenir bizim bünyelere. Trafikte biraz öyle huzur sağlarız gibi geliyor bana. Böyle şeylerin önüne geçmek için abi motosikletlerde bu yelek olayı çıktı ya. Ne diyorlar? Motosiklet kullanırsan akşam saatinde yelek, reflektörlü yelek zorunlu. Neden? Görünmek için. Fark edilmek için. Ha ben takıyor muyum? Daha takmaya başlamadım ama çantaya attım bir tane, duruyor. Bana derseniz tercihim mi? Benim tercihim değil. Bak ben bu kadar güvenli süren bir insan olarak reflektörlü yelekle bitecek bir olay olduğunu düşünmüyorum. Oğlum konudan konuya geçeceğiz. Neyse. Yani ben reflektörlü yeleğin çözüm olduğunu düşünmüyorum. 6 senedir bu trafiğin içerisindeyim. 6 senedir motosikletleri bir şekilde gözlemliyorum. Çevremdeki motosiklet kullanıcılarını gözlemliyorum. Allah'a şükür bu zamana kadar bir kazamız belamız olmadı. Ya akşam da olmadı. Yelek hani belki %5'idir yani. Olayın %5'idir ama yelekle çözülecek şey değil. Önce kendinden başlayacaksın. Motosiklet kullanıcısından başlayacaksın abi. Bu adamlara eğitimi zorunlu kılacaksın. Reflektörlü yelekten önce sen motosiklet eğitimini zorunlu kılacaksın. Yok 125 cc'ye artık B sınıfıyla kullanılabilirmiş de artık öyle bir seçenek sunuyorlar. Hayır abi, sunulmasın. Gerçekten sunulmasın. Yani motosikleti kullanmayı bilen adam kullansın. Ben şimdi bunu gaza açıp şu yoğunluğun arasında fulldur 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 gecenin bir vakti ama reflektörlü yeleğim var. Ölümsüzüm abi. Reflektörlü yeleğim var ya, kaza olabilir mi? Böyle zıng 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 zıng, bak gösterirken de giremedim. Girsem bu kaza kaçınılmazdır. Bunun önüne geçebilir misin? Gecenin bir vakti sırf reflektörlü yeleğim var ve gözüküyorum diye ben zang 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 aralardan girsem bir tane araba bana çarpmaz mı? Çarpmayabilir ama çarpmaz mı? Çarpar. O yüzden o reflektörlü yeleği ölümsüzlük icadı olarak görmek benim için çok yanlış. Önce eğitim. Ondan sonra araba eğitimi. Bak araba eğitiminde de şöyle. Şöyle bir... Aklıma geldi yine. Araba tarafında da şöyle bir şeyle öneri sunuyorum arkadaşlar. Her sene, her sene olmazsa 2 sene. 2 senede bir araba ehliyeti kullanan herkes çeşitli sınavlara tabi tutularak, çeşitli sınavlardan kastım yazılı değil, mülakat gibi yani görsel sınavlar katılarak burada çeşitli puanlar elde edecek. Bu çeşitli puanlarla otomobil kullanıcılarını 3 sınıfa ayıracaksın. Tehlikesiz, az tehlikeli, tehlikeli. Tamam. Komik gibi geliyor ama değil arkadaşlar. Bakın iş güvenliğinde de var bu olay. Tehlikesizde sıkıntı yok. Böyle normal gidecekler. Az tehlikeli de ne olabilir? Tam canlandıramadım kafamda ama. Mesela tehlikeli. Tehlikeliye arabasının arkasına yazacaksın abi, eşek kadar. Oluyor ya kamyonlarda, tırlarda arkasında işte bilmem kaç metre kadar yaklaşık 15 metre. Yazacaksın üstüne ya, zorunlu uyarı koyacaksın. Arabasına böyle sağına soluna reflektörlü bant çekeceksin. Gözüksün. Nasıl biz gözüküyoruz yolda? Bizim kaporta bedenimizse, biz reflektörlü yelek giymek zorundaysak farkındalık yaratmak için. Onların da tamponu, tampon, arabanın tamponu. O yüzden böyle arabanın gövdesine böyle çekeceksin reflektörlü şeridi. Arkasına da yazacaksın 15 metre yaklaşma uyarı tabelesi. Ben o adamı gördüğüm zaman trafikte yanına yaklaşmayacağım. Anladın mı? Böyle böyleyse mesela böyle duracağım. Duracağım böyle. 15 metre değil de sallıyorum ben şu anda ama. Yaklaşmayacaksın ya. Yaklaşmayacaksın abi. Onları toplumdan uzaklaştıracaksın. Şimdi bana diyecekler onları da topluma kazandır. Topluma kazandırmayın. Topluma kazandıralım derken toplumu kaybettiriyorsunuz. Ulan bu güzel söz oldu bak. Yaz bunu. Yaz bunu, güzel söz. Siz bu insanları topluma kazandıralım derken toplumu kaybettiriyorsunuz aslında. Ulan çok güzel oldu. Bir daha mı söylesem? Siz bu insanları ulan hastayım ya. Hastayım, hastayım. Gerçekten bak bu böyle bir çözümdür. Ha diyeceksiniz ki ulan adamın üzerinde kaç sene öyle yelekle kullanacak. Öyle değil, 2 sene. 2 sene ya.
Ha, tercihe göre, tercihen bir sene de olur. Adam gider der ki ben ehlileştim, ben topluma nasıl ayak uydurmam gerektiğini öğrendim. Ben topluma nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Ben bıçağı mutfaktan dışarıya çıkarmıyorum. Ben silahı Kurtlar Vadisi'nden başka yerde görmüyorum diyen adam olursa bir sene sonra ona yeniden sınava girme hakkı kazandıracaksın. Gelecek, diyecek ki bu adam bir bok olmaz, bu adam aynı bu adam. Çakacaksın 2 yıl daha üstüne. Sen diyeceksin yelekle devam. Yelekle diyeceksin devam. Sen topluma aykırı adamsın diyeceksin. Yapıştıracaksın. Ha, adam ehlileşmiş olmuş. Direkt tehlikesize de atmayacağım bak. Tehlikesiz olmaz. Az tehlikeliye düşüreceksin. İşte ona tam az tehlikeli ne yapılabilir tam şey değilim. Vakıf değilim o konuya. Bir şey yapılabilir az tehlikeli. Sonuçta Türkiye serverında hepimiz az tehlikeli sınıfa da giriyor olabiliriz yani. Bu sinir, bu stresle. Gel bizim oralara, ortalık karışsın. Kötü niyeti yok, maksat ayağın alışsın. Emrah kardeşime oradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel destekleri için. Tabii sen burada korna çalma ya. Bekle abi, adam geçecek zaten. Geçecek zaten, şeridine geçecek o birazdan. Birazdan geçecek. Değil mi dayı? Geçeceksin değil mi? Birazdan ağızlarına basacaksın ya. Eyvallah dayı. Ama en azından teşekkür ediyorum sonrasında yani. Ya adamları da düşman etmeyin arkadaşlar. Motosiklete düşman etmeyin yani. Böyle darara konvoya katılır gibi. Olmaz ya. Biraz sakin. Oğlum benim arkamda mı birikmiştiniz siz ya? Kenara çekilince toprağın üstündeki taşı kaldırmışım da böcekler sağa sola saçılmış gibi oldu. Bu arada ben size şeyden bahsetmedim tabi. Motosikleti sattık ama alacağız mı? Ne alacağız? Ne yapacağız? Bundan bahsetmedim. Arkadaşlar ben kışlığa geçiyorum. Evet, kışlığa geçiyorum. Kışlık motosikleti geçiyorum. Geçen sene de yaptım bunu, çok rahat ettim. Kışın rahatça kullanabileceğim sırtıma, bacaklarıma, herhangi bir yerime çamur sıçramaması için maxi scooter üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. Zaten söyledim yani, buradan kalkıp da espinalar almayacağımı söyledim şu anda, şu an itibariyle. Bir beklenti içine girmeyin tabii ki. Ama benim için mantıklı olan o. Bu zamana kadar da hep zaten kendi mantığım çerçevesinde ilerledim bu şeyde, platformda. Benim hayatım abi, ben şimdi işe gidip geliyorum her gün, motorla gidip geliyorum. R25 zaten benim için geçici bir motordu biliyorsunuz. Vitessiz motosikletten sıkıldığım için aldığım bir motordu. Ya bana az artık R25 biliyorsunuz. R25'e de kışın eziyet çekmek istemiyorum. Evet, yazın hadi neyse gezmeye çıkıyorduk falan. En azından vitesliydi, basınca gidiyordu. Birçok insanın hayali zaten halihazır. Kötü bir motosiklet değil ama benden geçti. 2 tane Tracer 700, bir tane XSR 900. İşte efendime söyleyeyim, ıvır zıvır motorlardan geçtikten sonra kalkıp tekrardan ilk motosikletime, 3 sene kullandığım motosikletime dönmek, yani R5'e dönmek dışarıdan bakınca çok mantıklı bir hareket değildi belki, ama o zamanki bütçeyle kıyaslandığında alabileceğim en iyi motosiklet oydu ve onu aldım. Şimdi de onu sattım. Dediğim gibi bir maxi scooter'a geçeceğim. Kışın biraz rahat etmek için, böyle sırt çantasında falan gezmek için, gezmemek için, yağmurlu mu sürpriz yağmurlara karşı savunabilmem için, selenin altına koymak için böyle bir şey yapacağım. Ha, yaza ne olur, evet yaza büyük motosiklet planlarım var, yok değil. Nasip olur mu onu da bilmem. Eğer nasip olursa yaza büyük motosiklete geçeceğim diye tahmin ediyorum, eğer bir aksilik çıkmaz ise. Çünkü ne zaman bir şey planlasam hiçbir zaman o planladığım gibi doğru gitmiyor. Siz de bunu yaşamışsınızdır ve yaşıyorsunuzdur. O yüzden ben zaten bir yerden sonra plan yapmayı bırakmıştım. Uf, bugün biraz fazla konuştum galiba, bunu ağzımın, dilimin, damağımın kurumasından anladım. Ya da hastayım diye bilmiyorum. İnşallah kayıt almıştır bu ya. Mikrofon falan takılı ama yaptım öyle salaklıklar zamanında zaten. Öyle işte, ben yavaş yavaş geldim. Uzun zamandır da video atmıyordum, böyle güzel oldu ya. Attığım video güzel oldu yani. Ben sıkılmadan konuştum kendi kendime. Vay arkadaş, en soldan en sağa, en soldan en sağa. Allah Allah Allah. Gel bizim oralara, ortalık karışsın. Şuradan bir tane açma mı alsam ya? Bir tane açma alacağım abi ben. Zaten Fatih Camii'ndeki kuşlardan da ne eksik. Ay. 5 lira olmuş ya. Bir tane açma 5 lira olmuş. 5 lira açma mı olur ya? Bu arada sweatshirt'le motora binmiyorum arkadaşlar, içimde deri mont var. Buradan da mesajımızı verelim yani. Gel bizim oralara, ortalık karışsın. Kötü niyet yok, maksat ayağın alışsın. Neyse arkadaşlar, ben geldim ufaktan. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum. Bay bay.
Star.